2000 yıllarının başında İstanbul'a geldim. Bunun da sebebi çocuk hayalim olan 3D görsel efekt tarzı, işte güzel sanatlar tarzı işlerde, yani hayallerimi gerçekleştirmek için gelmiştim aslında ben. Ama bu esnada çocukluktan itibaren okuduğum bilim kurgu kitaplarını, Bilim ve Teknik dergisini, işte çocukluğumda Isaac Asimov hayranıydım. Ve kitaplarına bayılırdım. H.G. Wells aynı şekilde, yine bilim kurgu kitaplarına bayılırdım. İşte çocukluğumun rüyaları bu kitaplarla birlikte birleşince rüyalarımda çok enteresan hikayeler görmeye başladım. Ve 2004'te Cinefect'te çalışmaya başlamam bunları gerçekleştirebileceğimi ortamları bana sundu. 2003-2004 gibi ben bu projeyi düşünmeye başlamıştım. 1960'larda kimin kitabıydı hatırlamıyorum ama Ringworld'tu galiba. Yayınlanmış bir kitap. Kapağında çok güzel bir görselleştirme vardı. İşte uzayda yaşamı anlatıyordu. Uzayda yaşamda yaşayabilmeniz için mekanın bükülmesi ve kendi etrafında dönmesi gerekiyor yerçekim oluşturulması için. Aslında bu çalışmanın temeli de bir yerde oradan geliyor. Aslında ben burada çalışma ortamı olarak fotoğraf seçtim. Yani bir araç olarak fotoğrafı seçtim. İki boyutlu bir araç aslında baktığınız zaman. Ben üç boyutlu düşündüm. İki boyutlu aracın içerisinde ve insanlara aslında bir nevi dördüncü boyut olsa ya da biz algılamaya başlasak nasıl görürüz anlatmaya çalıştım. Mekanları genelde doku oluşturacak mekanlardan seçtim. Özellikle doğal dokudan biraz kaçındım. İnsan müdahalesiyle oluşan dokuları tercih ettim. Bir de bu dokular ne kadar yapay da olsalar kendi içerisinde bir ister istemez bir random bir gelişigüzellikte bir doğal dokuya dönüşüyor aslında ve doğal bir perspektif oluşturuyor. Ford Otosan'da bile tamamen insanların dizdiği araçlardan oluşmasına rağmen gene kendi içerisinde irili ufaklı yerleştirilmesi yani olması yani çok farklı doğal bir doku oluşturuyor. Mekanları seçmemin, yani özellikle seçerken dikkat ettiğim kriterlerin başında bu vardı. Yani kapalı çarşıda tamamen bir insan yapısı olmasına rağmen hem perspektif çok doğal gidiyor, bükülüyor, hem doku çok doğal bir şekilde oluşmuş yine. Bu şekilde seçiyorum. Sergim 26 Nisan'a kadar açık olacak. Ve gelen izleyicileri şöyle bir şey bekliyor. Yani özellikle de ben bunu yaratmak da istedim. Var olan mekanları seçtim. Var olan mekanları Dadaist biraz da Kübist mantıkta bakarak olduğundan biraz farklı göstererek var olan mekanların sorgulanması ya da algımızın sorgulanmasını hedeflemiştim. 26 Nisan'a kadar bekliyorum herkesi.